Bu videoda ikinci dereceden denklemleri çarpanlarına ayırmayı öğreneceğiz. İkinci dereceden denklemlerde bir bilinmeyenin karesinin alınmış olması gereklidir. Evet, bilinmeyenin karesinin alınmış olması. Biz tüm örneklerimizde bu bilinmeyeni x olarak alacağız. Diyelim ki x kare artı 10x artı 9. Ve bu ifadeyi iki adet iki terimlinin çarpımı olarak yazmak istiyorum. Peki, bunu nasıl yaparız? Şöyle düşünebiliriz. Eğer elimizdeki ifade x artı a çarpı x artı b olsaydı ne olurdu? Bu iki ifadeyi çarptığımızda ne olurdu? Bu konuda zaten deneyimliyiz. Burası x çarpı x'ten x kare artı x çarpı b, yani bu da bx oluyor. Artı a çarpı x artı a çarpı b, yani ab. Ortadaki bu iki sayının da katsayısı x olduğu için onları toplayabiliriz. Bunu x kare artı b artı a ya da a artı b x artı ab. Evet, bu şekilde de yazabiliriz. Eğer bu ifadenin iki tane iki terimlinin çarpımı olduğunu düşünürsek, ortadaki x'in katsayısı ya da birinci dereceden katsayısı da diyebiliriz, a ve b sayılarının toplamı oluyor. Ve sabit terimimiz de a ve b'nin çarpımı olacaktır. Unutmayın, 10x a artı b çarpı x artı ab ifadesine, 9 ise ab'ye denk olacaktır. Peki, burada bir eşleşme bulabilir miyiz? A ve b toplamı 10 olan bir a ve b sayı çifti var mı? Ve a ve b'nin çarpımlarının da 9 olması gerekiyor. Biraz düşünelim, evet. 9'un faktörleri nedir? Ve a ve b hangi sayılara eşit olabilir? Tüm sayıları tam sayı alıyoruz. Normalde sayıları çarpanlarına ayırırken tam sayılar ile işleme başlarız. Evet, 9'un çarpanları nedir? 1, 3 ve 9'dur. O zaman a ve b 3 ve 3 ya da 1 ve 9 olabilir. Eğer 3 ve 3 ise, 3 artı 3 10 etmez. Demek ki 3 ve 3 değil. Eğer 1 ve 9 ise, 1 çarpı 9 9 eder, 1 artı 9 10 eder. Evet, demek ki bunlar doğruymuş. A eşittir 1 ve b eşittir 9. Şimdi bunu x artı 1 çarpı x artı 9 olarak yazabiliriz. Son videolarda öğrendiğimiz gibi bu iki ifadeyi çarparsanız sonucun x kare artı 10x artı 9 çıktığını göreceksiniz. İkinci dereceden bir denklemde x karenin katsayısı 1 ise, bu denklemde olduğu gibi, toplamları ortadaki ifadenin katsayısına ve de çarpımları 9'u eşit olan o iki sayıyı bulmanız gerekiyor. Ve tüm bunların standart formda olması gerekiyor. Eğer değilse de ifadeyi standart forma çevirmelisiniz. Birinci dereceden olan ifadenin katsayısı a ve b sayılarının toplamı. Sabit terim ise a ve b'nin çarpımıdır. Evet, biraz daha örnek yapalım. Alıştırma yaptıkça daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Evet, diyelim ki ifademiz x kare artı 15x artı 50. Ve bunu çarpanlarına ayırmak istiyoruz. Evet, aynı şekilde yapıyoruz. X kare içeren bir terimimiz var. Birinci dereceden bir terimimiz var. Bu katsayının iki sayının toplamı olması gerekiyor. Ve bu sabit terimin o iki sayının çarpımı olması gerekiyor. Öyle iki sayı bulmamız gerekiyor ki çarptığımızda 50, topladığımızda 15 elde etmeliyiz. Evet, güzel. En başta zor gelebilir ama alıştırma yaptıkça çok daha kolaylaşacak, merak etmeyin. Evet. Peki, a ve b sayıları neler olabilir? Evet, 50'nin çarpanlarını düşünelim. 1 kere 50, 2 kere 25. Bakalım, 4 50'ye tam bölünmez. Evet, 5 kere 10 olabilir. Evet, sanırım hepsi bu kadar. Tüm bu sayıları tek tek deneyelim ve hangilerinin toplamı 15 ediyor bulalım. 1 artı 50, 15 etmez değil mi? 2 artı 25 de 27 eder, o da 15 etmez. Ama 5 artı 10, 15 eder. O zaman bu 5 artı 10'a ve bu da 5 çarpı 10'a eşit olabilir. Eğer bu ifadeyi çarpanlarına ayıracak olsaydık, x artı 5 çarpı x artı 10 olarak yazabilirdik. Evet, çarpımı yapın şimdi. Çarpımı yapıp sonucun gerçekten
x kare artı 15x artı 10 olduğunu görmenizi istiyorum. Hatta beraber yapalım, evet. X çarpı x, x kare. Güzel. 10 çarpı x, 10x. 5 çarpı x eşittir 5x. 5 çarpı 10 ne eder? 50. Dikkat ederseniz 5 kere 10 bize 50'yi verdi. 5x ve 10x'in toplamı da bize ortadaki 15x sonucunu veriyor. Yani sonuç x kare artı 15x artı 50. Evet, şimdi çıtayı biraz daha yükseltelim ve birkaç negatif işaret ekleyelim. Evet, diyelim ki x kare eksi 11x artı 24. Yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Öyle iki sayı bulmalıyım ki topladığım zaman sonuç eksi 11 olmalı. Yani a artı b 11'e eksi 11'e eşit olmalı. Ve a çarpı b de 24 olmalı. Burada üzerinde düşünmeniz gereken bir şey var. Bu iki sayıyı çarptığım zaman pozitif bir sayı elde ediyorum. Sonuç 24 oluyor. Bu demek oluyor ki bu sayıların ya ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif. Ancak bu şekilde pozitif bir sayı elde edebilirim. Bu demek oluyor ki bu sayıların ya ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif. Çünkü ancak bu şekilde pozitif bir sayı çıkar, değil mi? Pozitif bir sayı elde edebilirim. Eğer bu iki sayıyı toplarsam negatif bir sayı elde ederim. Eğer bunlar pozitif sayılar olsaydı negatif bir sonuç bulamazdık. Yani toplamlarının negatif ve çarpımlarının pozitif olması bana bu iki sayının negatif olduğunu gösteriyor. Evet, a ve b sayıları negatif olmalılar. Unutmayın, birisi negatif, birisi pozitif olamaz. Çünkü o zaman çarpım da negatif olurdu. Ama ikisi pozitif de olamaz. Çünkü topladığımızda pozitif bir sayı elde ederdik eğer iki sayı da pozitif olsaydı. Evet, şimdi a ve b sayılarının neler olabileceğini düşünelim. Evet, iki negatif sayı. 24'ün çarpanlarını düşünelim. Burada negatif çarpanları da tabii düşünmeliyiz. Bakalım, 1 kere 24 olur, 2 kere 12 olur, 3 kere 8 ya da 4 çarpı 6 olur, değil mi? 4 kere 6 olur. Şimdi, hangi iki sayıyı çarparsam sonuç 24 olur. Tüm bu sayıların çarpımının 24 olduğunu biliyoruz. Ama hangi iki çarpanı topladığım zaman 11 elde ederim ve de o iki sayının negatifini alabiliriz. Bu sayılara baktığınızda 3 ve 8 göze çarpıyor, değil mi? 3 kere 8 24, 3 artı 8 11. Ama bu pek doğru olmadı. Çünkü elde etmemiz gereken sayı eksi 11. Ama eksi 3 ve eksi 8 dersek ne olur? Eksi 3 çarpı eksi 8 artı 24 eder, değil mi? Eksi 3 artı eksi 8 ne eder? Eksi 11 eder. O zaman eksi 3 ve eksi 8 fevkalade işimizi görür. Eğer çarpanlarını ayırırsak, x kare eksi 11x artı 24 ifadesine x eksi 3 çarpı x eksi 8 olarak yazabiliriz. Bunun gibi bir örnek daha yapalım. Evet, hatta biraz daha zorlaştıralım. Diyelim ki x kare artı 5x eksi 14. Evet, burada farklı bir durum söz konusu. İki sayının çarpımı negatif. Yani a çarpı b eşittir, eşit olmalı ki eksi 14. Sonuç negatif. Bu durum bana sayılardan birinin pozitif, diğerinin ise negatif olduğunu gösterir. Ve a ve b'yi topladığımızda sonuç 5 olmalı. Evet, 14'ün çarpanlarını düşünelim ve bu çarpanların hangi kombinasyonunu topladığımda ya da biri pozitif, biri negatif ise çıkardığımda sonuç 5 olur. Eğer 1 ve 14 çiftini ele alırsak, evet burada yine deneme yaparak bulacağım. Eksi 1 artı 14 eşittir 13. Tüm kombinasyonları yazalım. Evet, eksi 1 artı 14 eşittir 13 ve 1 artı eksi 14 bu da 13, değil mi? O zaman bunlar olmuyor. Toplamları 5 olmuyor. Peki 2 ve 7, 2 ve 7, güzel. Eksi 2 artı 7 eşittir 5. İşte oldu, bu uyuyor. 2 artı eksi 7 deneyebilirdik ama sonuç eksi 5 olurdu. Ama eksi 2 artı 7 uyuyor ve eksi 2 çarpı 7 eşittir eksi 14. Evet, demek ki kesin olarak bulmuşuz. Bunu x eksi 2 çarpı
x artı 7 olarak yazabiliriz. Evet. Eksi 2 çarpı 7 eşittir 14. Eksi 2 artı 7, o da 5. Evet, süper. Bu konuda yeteneğimizi iyice geliştirene kadar birkaç örnek daha yapalım. Diyelim ki, x kare eksi x eksi 56. Demek ki bulacağımız iki sayının çarpımları eksi 56 edecekmiş ve farkları da, bu iki sayının farkı da, bir tanesi pozitif olacağı için farkı diyoruz, eksi 1 olacak. Farkları eksi 1 olmalı. Evet, sizin aklınıza geldi mi bilmiyorum ama sayılar benim hemen aklıma geldi. Bunu çarpım tablosunda öğrenmiştik. 56 eşittir 8 çarpı 7. Başka sayı çiftleri de var tabii, 28 çarpı 2 ama 8 ve 7 hemen aklıma geldiler. Çünkü birbirlerine çok yakın sayılar ve bizim de birbirlerine yakın sayılara ihtiyacımız var. Ve bunlardan birisi negatif, diğeri ise pozitif olmalı. Toplamlarının negatif olması bana büyük sayının negatif olduğunu gösteriyor. Eksi 8 çarpı 7 eşittir eksi 56 ve eksi 7 artı 7 eşittir eksi 1. Bu da buradaki katsayımızın, katsayılarımızın ta kendisi. Evet, bunlar. O zaman bu denklemi çarpanlarına ayırsam nasıl yazardım? Evet, x eksi 8 çarpı x artı 7 olarak yazarım, değil mi? Bu konu genelde insanların cebirde en zorlandığı konulardan biridir. Tüm çarpanlara bakıp negatif ve pozitif işaretlerine dikkat etmeli. Hangi çarpanlar biri negatif, biri pozitif iken toplamda x teriminin katsayısını veriyor, görebilmelisiniz. Daha çok alıştırma yaptıkça bunun alışkanlık haline geleceğini göreceksiniz. Evet, şimdi çıtayı biraz daha yükseltelim. Şu ana kadarki örneklerimizde x kare terimimizin katsayısı hep artı 1'di. Peki, eksi x kare eksi 5x artı 24 dersek bunu nasıl yaparız? En kolay yolu eksi 1 çarpanını ayırmak. Böylece daha önceki örnekler gibi olacak. Evet, bu da eksi 1 çarpı x kare artı 5x eksi 24 ile aynı oluyor, öyle değil mi? Eksi 1 çarpanını ayırdık. Eksi 1'i bu ifadeyle çarparsanız sonucun bu hale geleceğini göreceksiniz. Ya da eksi 1 çarpanını ayırıp eksi 1'e bölebilirsiniz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Çarpımı eksi 24 olan iki sayıya ihtiyacım var. Biri pozitif, diğeri negatif olacak. Toplamları ise 5 olmalı. Mesela 24 ve 1. Eğer eksi 1 ve 24 olsaydı toplam 23 olurdu. Tam tersi olsaydı sonuç eksi 23 olurdu. Bu olmaz. Peki 2 ve 12. Unutmayın, sayılardan birinin bir tanesinin negatif olması gerekiyor. Eğer 2 negatif ise toplam 10 olur. Eğer 12 negatif ise toplam eksi 10 olur. Yine olmadı. 3 ve 8. Eğer 3 negatif ise toplam 5 olur. O zaman bu olur. Eğer eksi 3 ve 8'i alırsak demek ki oluyormuş. Çünkü eksi 3 artı 8 eşittir 5. Eksi 3 çarpı 8, bu da 24. Bu arada dışarıda bir eksi 1 bıraktığımızı unutmayalım. Sonra içini çarpanlarına ayırıyoruz. Evet, eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 8. Eğer isterseniz bu kısmı eksi 1 ile çarpıp 3 eksi x olarak da yazabilirsiniz ama gerek yok, tamam. Bir tane daha yapalım. Evet, ne kadar alıştırma yaparsak o kadar iyi, değil mi? Eksi x kare artı 18x eksi 72. Evet, yine eksi 1 çarpanını ayırıyorum. Yani bu eksi 1 çarpı x kare eksi 18 artı 72 oluyor. Evet, çarptığımızda 72 elde edeceğimiz iki sayı düşünmemiz gerek. O zaman ikisinin de işaretleri aynı olmalıdır. Yani çarptığım zaman artı 72 elde etmem lazım. Topladığımda da eksi 18 çıkması lazım. İşaretleri aynı ve toplamları negatif. Evet, o zaman ikisi de negatif olmalılar. 72'nin tüm çarpanlarını yazabiliriz. Evet, ilk olarak 8 çarpı 9 diye düşünebilirsiniz ama 8 kere 9, eksi 8 çarpı eksi 9 ya da eksi 8 artı eksi 9 olmuyor. Evet, sonuç 17 oluyor, yakın bir sonuç. Eksi 9 artı eksi 8 eşittir eksi 17. Evet, başka neler var? 6 kere, evet, 6 ve 12 var, değil mi? Bu gayet uygun görünüyor. Eksi 6 artı eksi 12 eşittir
Eksi 18. Evet, burada farklı çarpanları denemeniz gerekiyor. Evet, eksi 1 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 12. Bu kadar.